Merhaba, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin bir çevrim içi edebiyat sohbetine daha hoş geldiniz. Ben Nilüfer Kuyar. Bugün benim, biraz utanarak söylüyorum, yeni keşfettiğim bir yazarı ağırlıyoruz. Doğan Yarıcı. Doğan hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizi sormalı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için Kıraathane Sohbetleri'ne. Ne Demek rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Doğan Yarıcı'nın Miop adlı yeni öykü kitabı e, 2022 yılında e, çıktı. E, geçen yılın gerçekten de ilginç önemli kitaplarından biriydi. E, ben bunu tesadüf aldım. E, bu arada arkadaşlardan da bir süredir Doğan Yarıcı'yı duyuyorum, merak ediyordum. Çok güzel bir buluş keşif oldu benim için. Doğan Yarıcı İstanbul, Beykoz doğumlu bir yazar ve bugüne kadar çıkmış tabii birçok kitabı var. Bunlardan biri önce bir yarışmada Yaşar Nabi Hayır Gençlik ödülü birincisi olmuş 94'te Kemik. Ama Evla Kemik, Gece Kelebekleri, İsodası ve sonra şimdi yakın bir zamanda Evla Kemik ve Gece Kelebeklerinin üçünün bir arada toplandığı Kav kitabı ve son olarak Miyok bu öykü kitapları Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. Ee, çeşitli romanları var kıyıda o boşluk her aşk gibi yarım ve en son 2019'da çıkan Hodan romanının e, bir üçlemenin ilk cildi olduğunu haber veriyor bize kapak ee, dili çok ilginç farklı ayrıksı kullanan bir yazar ve e, öykülerinde özellikle e, kendisinin eksiltme diye tabir ettiği bir kısalığa özlüğe doğru e, bayağı radikal bir gidiş var. <laughs> bu da benim çok e, ilgimi çekti, hoşuma gitti. Çok sık rastladığımız bir şey değil. E, bu sizin eksiltme dediğiniz. Şimdi ben bir tane bir şey okuyacağım burada. E, mesela e, Miop kitabının 49. sayfasında 55 adlı bir şiir var. İki kelime. Babamı geçtim. Bundan babanızın genç öldüğünü anlıyorum. Ya da benim hala yaşadığımı. Evet. evet i̇şte, işte. Işıklarda uyusun. Babayı Eşik kaybetmek de, için evet. erken bir yaşmış. Belki biraz değiniriz burada. Çünkü bir de anne hikayesi var en sonda. E, fakat e, bu kısaltma meselesi e, bu Eksiltme, kısaltma ee, sizde çok erken mi başladı, sonradan mı? Nasıl bir güdüyle ya da düşünceyle bu yöne gitti öykü yazarlığınız? Ee, aslında en başından beri böyle bir şey vardı. Herhalde sizin güzel bir lafınız var. İyi edebiyat, iyi, iyi okurla e, hayatta kalır diye. Ben çok obur bir okur değilim gençliğimden beri ama meraklıyım ve e, evde kitaplarla büyümedim yani kendi el yordamımla okumaya başladım e, biraz kapsamlı alacağım baştan çünkü benim için önemli bir şey bu e, neden e, eksiltmeye vardım diye e, yani belli bir sırayla işte sen bu kitapları al e, kaşağıyla başla işte Kemalettin Tuğcu böyle bir şey konmadı maalesef önümüze e, Tamamen El Yordam'ı sağdan soldan bakarak e, ve iyi bir okur olduğumu düşünüyordum ben. E, i̇şte genç yaşta, e, ilkokulda falan annem kızardı yani zamanı boşa harcama derslerini çalış, ne bu kocaman kocaman kitaplar. Biraz da tabii şuursuzca yani Tolstoy, Dostoyevski okuyorsun, dört cilt falan yani. E, bu merakla ben bir müthiş tamam ben tamamım yani çok iyi okurum falan derken bu... 12 Eylül öncesinde kuzenimle başımıza gelen bir olayla bütün her şey tepe taklak oldu. Onlar Değirmendere'de yaşıyorlar ve o zaman biliyorsunuz işte kıraathaneler e, taranıyor, kitapçılar yakılıyor falan. Yine orada Değirmendere'de işçi e, yerleşim yeridir orası. Çok güzel bir sahil kasabasıdır. E, kasabasıydı. E, orada kilim Sanıyorum adı Kilim Kitabevi'ydi, yanılmıyorsam. Oranın böyle çok güzel bir e, kitapçısıydı, küçük butik. E, orası yakılmıştı e, faşistler tarafından, yerle bir edilmişti. Biz de kuzenimle orada küllerin üstünde oynuyorduk. E, böyle yarı yanmış kitapların üstünde oynuyoruz yani. Geziniyoruz falan, kitap bakıyoruz. O da çok iyi bir okurdur, hala öyle. Evet. Ben orada Bir Çağ Yangını diye bir şey gördüm. Kenarı da tutuşmuş yani simsiyah kapaklı derinlik yayınlarından. Necati Tosuner'in sahibi olduğu o zaman. Başka bir tane de Göçmüş Kediler Bahçesi. Bunları <laughs> ilk kez görüyoruz. Kitaplar. Güzel kitaplara Evet. Hemen ayağımızın altında e, kuzenimle paylaştık. Ben Bir Çağ yangını aldım. O e, Göçmüş Kediler Bahçesi'ne eve. Evde hemen oturduk bitirdik. Ben dedim hiçbir şey anlamadım. O da dedi ben de hiçbir şey anlamadım. Dur değiştirelim biz bunları. Değiştirdik. Yine bir şey anlamadık. Ve ben dedim ki ben boşuna okumuşum yani. İlge Karasu ve e, Hulke Aktunç sayesinde ben tekrar başa döndüm. Ve yeniden bir okuma disiplini kazandım. O o tür yazarlarının peşine düşerek e, has edebiyat diyebiliriz. Bir sürü şey nitelikle Nitelikli edebiyat diyebiliriz. Ama uçlardaki yazarların hmm. dille bir derde olan yazarların peşine düştükçe bendeki bu yazma isteği başka bir tarafa evrildi. Eksiltme de bununla birlikte e, gelişmeye başladı bende. Çok güzel bir hikaye bu. Ee, orada tesadüf zaten böyle sinema sahnesi gibi bir anı anlattınız gerçekten. Ee, zaten sizin romanlarınızda böyle nematik bir bakış da var. Yani e, burada miyop olması bu kitabın adı ilginç. Tabii sizde optik değiştirme çok var. Yani yakına gitme, detaya, uzaklaşma ve büyük resme ya da manzaraya bakmak gibi. E, bireye, sosyal duruma. Yani e, bir kamerayla bakıyorsunuz gibi arada insan hissedebiliyor. Yani o yüzden de e, enteresan geldi bana anlattığınız o anı. Yani sahne canlandı gözümde. Ama orada önemli olan galiba ikinizin de iki kuzen e, e, deneysel yazarlar rastlamış olmanız tesadüf o yangın yerinde. Korkunç 12 Eylül döneminde. Evet. E, ben hani... bunu Hulki Aktunç'a anlattığımda bir şans eseri tanıştığımda genç yaşımda 19 18 19 yaşındaydım. Büyük şans. Rastlantı tamamen peşine düşüp bulduğumda e, bir de öykülerimi okur musunuz acaba diye hmm. verdiğimde bana cevabı şey olmuş. işte iyi bir okurla karşılaştığımda bütün yazdıklarım tekrar okurum diye büyük bir iltifatta bulunmuştu. Ee, çünkü hatmetmişim okuduklarını falan işte sorularım var bir sürü şey falan. Ee, bu e, öykülerimi okuttuğumda da kendisine diğer kuzenlerim bende dalga geçiyor, arkadaşlarım yani sen anlaşılmamak için yazıyorsun diyor bana falan dediğimde şunu söylemişti, ilginç. Kimi yazar, e, bunu bir övgü olarak söylemiyorum, o da bir saptama olarak söylemişti, yanlış anlaşılmasın. Kimi yazar, üslubunu bularak, e, yazım e, stilini bularak yola başlar. Sonra hikaye etmeyi çalışır, hikaye etmeye yönelir, klasik hikayeye yönelir ama... Kendi üslubunu bunun içinde e, özümseyerek. Kimisi de klasik hikayeyle başlar e, ve kendine kendi üslubunu bunun içinde saptamaya, bulmaya e, çabalar. Sen bu ilk gruptansın, hiç üzülme. Zamanla zaten yazdıklarını da sevmesen de onlarla barışacaksın demişti. Güzel. <laughs> 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 evet doğru, siz üslubunu bulup yola çıkmış bir yazar olmuşsunuz. Şuursuzca tabii ki. Zaten. Onu söyleyeyim evet, yani... yani. tabii. Tabii ama yani ona en azından yol açmışsınız. E, çünkü sizde de e, enteresan bir şekilde bir e, deneysellik diyebileceğimiz bir ne, dille oynama. E, e, İlhan Berk'le yaptığım bir söyleşide Bodrum'da bir gün e, bana modernlik dile bakmayı bilmektir demişti. E, İlhan Bey'in de dili biraz öyle... Yani sadece şairliğinde değil hani düz yazı evet. yazdığında da enteresan. Ee, mesela şimdi çok kısa bir şiir o gün bugündü. Şimdi bu tabii hepimizin insan olarak tamam o gün bugündü doğru. Hemen anılarımızda böyle bir gün canlanır birkaç gün ya da neyse yani ya ıskaladığımız ya yakaladığımız bir şey ee, yahut bir anı. E, dolayısıyla e, artık bir kelimeden sonra nereye gidecek e, onu belki konuşuruz daha sonra söyleşimizde ama burada tabii başlıklar çok önemli bir rol oynamaya başlıyor. <laughs> <önemli o tatlı gülüyor> adı ne? Bal. Bal. Bal gibi de rengi hakikaten. Kızma oğlan mı? Çok ben yerleşti rahatsız etmiyor umarım. Hayır hayır kızma oğlan mı? E oğlan. Biz, biz... Bilge Karasu'yu andık zaten onun kedi sevgisi aşkı edebiyatına bile işlemiş bir şekilde meşhurdur demek sizinki de öyle çok şeker yok Bal hoş geldi bize katılabilir istediği şekilde hiç önemi yok şimdi ee, biraz izleyicilere bilmiyorum Bal izin verirse bize şimdi biraz bir tadını dakika. vermek için kitabın çünkü o optik değişme dediğim şey bu kitapta çok çarpıcı bir şekilde var. Çünkü bazen bir bireye odaklanma, bazen bir an ya da bir duruma, bazen bir sosyal manzaraya ee, ama onlardan hemen böyle bir başka daha büyük resim çıkıyor. Yani bu eksiltme böyle biraz damıtma gibi bir şey, eksiltip de işte iki tane kelime seçtim gibi bir şey değil. Dolayısıyla iş giderek zorlaşıyor. Şimdi. Ben sizden rica edeceğim, daha önce bir küçücük şey yapmıştık aramızda, onu hatırlarsanız, Miof'un 102. sayfasında başlayarak rica böyle, tabi başlıklarınızı da lütfen okuyorsunuz çünkü onlar çok önemli. <laughs> sizden rica edeceğim 3-4-5 tane şiir okumanızı. Ya ben bunu yani şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bir dedim. Yani şiire şey benziyor. Evet Çok evet. Ee, siz nasıl öyle düşünüyorsanız, ben bunları e, mesela gece kelebekleri çıktığında e, yeni yazın dizisinden çıkarmıştı yapı kredi. Bir tanımlama cümlesi koymamıştı. Kimi e, yayın evleri biliyorsunuz, öykü, roman. Bir ee, kitabımı gibi. diye şaşıranlar oldu mu? Ee, i̇şte Seyhaner özetlik e, rahmetli. Ay. Çok sinirlenmişti bana. Ne yazını, ne yenisi. Güzel seri ama bunlar şiir kardeşim diye böyle bilirsiniz. Dobro dobro. Ben ne çok ne severdim. Komşuydu evet. onunla İstinye'de. Burada ben Yeniköy'de oturuyorum. Sizin çocukluk şeyinizin tam karşı mahallesinde. Ee, onu da almış olduk burada. Evet onun için dilim sürçtü şiir dedim. Yok hiç sürçme değil bu. Gibi. E, bu şiir o, gibi bu. geliyor insana. Evet. evet Metin diyorum ben kolay oluyor benim için. Doğru. E, sizin söylediklerinizi okuyayım ben. E, çok, kendini çok iyi okuyabilen bir yazar olmasam da e, Telkari aldanma sen bana bugünkü inceliğim geçmişteki onca kabalığım yüzünden devam edeyim mi? lütfen emekli albay on gün oldu şu balkondaki çamaşırlar asıldığı gibi duruyor <laughs> Zonguldak bunun apak bir kedisi var amirim toz koparan. Bak buralar hep mutluluktu. Harita. O nemli avuçlarının içine alıp, yıvış yıvış sıkıp, bize çocukluğumuzdan beri aynı daireyi çizdiriyorlar. Ve son. Saran trikoda toplu istifa. Sen, seni incitenle göğüslerini saklamaya çalışan genç kadınlar. Gerçekten harika. Şimdi sondan başa doğru gidersek, bu saran trikoda toplu istifa... Yani şimdi sosyal bir olaya ya da manzaraya bakıp ama orada genç kadınların Türkiye gibi bir ülkede yaşadığı çok enteresan bir zorluğu ya da ikilemi ee, bu kadar güzel yakalamış olmak ee, iki satırlık bir öyküde ee, bu sizin işte yazarlığınızın özel bir yanı o bize çocukluğumuzdan beri aynı daireyi çizdiriyorlar evet ee, Türkiye için ve birçok başka ülke için herhalde çok hazin şekilde geçerli toz koparan bir takım şeylerin eski halleri bak buralar hep mutluluktu evet kedi Gene girdi Zonguldak öyküsünde. Emekli Havay öyküsü benim içimi cızlattı. Yani o balkonda çamaşırlar on gündür asılı duruyor öyle. Ee, yani bu insan toplum, an, durum e, gözleme e, olayı politik bir yanı var, sosyal bir yanı var, çok bireysel var, oluşsal bir yanı var. Sizin kamera optiği bunların arasında geziniyor. Yani yazarlığınızı böyle özetlemeye kalksam birine çok mu uzak kalmış olurum? Hayır tam tersi. Belki benden daha iyi tarif ediyorsunuz. Çünkü e, yazarken becerebildiğim bu eksiltmeyi konuşurken bir şeyi anlatmaya çalışırken beceremiyorum yani ister istemez. E, en sevmediğim şey de oturup yazdığımı anlatmaya çalışmak. Çünkü zaten buna epey bir emek veriyorsunuz mümkün olduğunca kıpkısa hale getirmeye özünü posasını değil ama özünü koymaya çalışırken e, bu söylediğinize katılıyorum çünkü e, bir hikaye yakaladığımızda diyelim ya da kendimizden ya yani pek kendimi anlatmıyorum ama kendimden yola çıkarak bir şeyi anlatmaya çalıştığımda e, hani başlarda oturup e, ayrıntılarıyla, ayrıntıyı da gözeten insanlar olduğumuz için ayrıntılarıyla yazıp sonra e, işte eleyip sonra bir daha temize çekip mümkün olduğunca e, kısa hale getirmeye e, çalışıyordum. E, ama şimdi bu kendiliğinden oluyor. Belki bu benim yazarlık disiplinimin içinde de var. Profesyonel olarak reklam yazarlığı yaptığım için metin yazarlığı. Her türlü metini yazarken ve bir sürü sağ olsunlar ustalar Tepenizde boza pişirirken hem zamanla <laughs> yarışıyorsunuz hem metni olabildiğince kısa hale getirmeye çalışıyorsunuz. Ama orada öğrendiğim bir şey var benim e, metin yazarlığı yaparken. Yazdığına aşık olmayacaksın. Hmm. Yani yazdığına aşık olduğunda en büyük acımasız okurun kendin olması gerektiği için o zaman elin ayağına dolanıyor. Hep böyle bir kayırmalar kendi editörlüğünü yapamıyorsun. Evet, evet. Fazlayı kesemiyorsun, kıyamıyorsun vesaire. Evet. evet. Ve mümkün olduğunca hani onu arındırdığınızda aslında ne kadar hiç bilmediğiniz kelimeler yok ya da dur bir sözlüğe bakma ihtiyacı duyuyorum. Ansık tansık yapmış bu. Bakayım ben neler yazmış. Ne ne demekmiş bu aslında? Ya girmemeye e, çalışıyorsunuz. Öyle bir şey yok yani. az e, gündelik hayatın dili de var işin içinde ister istemez yöresel veya edebi dediğimiz bir takım cümleler de kuruyorsunuz. Evet, de o dil e, çeşitliliği ve dil kullanımı da çok e, önemli. Ona geleceğiz ama şimdi ben bu kitapta e, sizi yeni keşfettim. Çok mutluyum sizi keşfettiğim için. E, editörünüz Murat Yalçın'la da bir iki kelime konuştuk. E, Murat da çok sevdiğim bir yazardır. Benim de. Parantez içinde söyleyeyim yayıncınız yani Murat Yalçın sadece editörünüz değil yapı kredi yayınlarında. Ee, ben mesela aşık olduğumdan değil ama ya bu kadar çaba sarf etmişim. Fena da değil pasaj diye kendi yazdıklarımı kesmeye çok zor kıyabilen bir insanım. Dolayısıyla güzel oldu bu hatırlatmanız. Fakat asıl söylemek istediğim şey şu. Ee, önceki kitaplarınıza biraz göz atınca Miop'ta ee, bunu böyle bir basit yaş alma anlamında söylemiyorum çünkü bu ögeler baştan beri var e, belli oluyor yazılarınızda ama e, bir ölümlülük farkındalığı bir e, hayatın yeni bir evresinde olma e, farkındalığı bunların epey bir kısmını da e, çok tatlı mizahi bir şekilde eee ele almıştınız. niye? Çünkü miyop bu kitabın eli hani adı çünkü yani bazen isteyerek miyop oluyoruz. Bazen de hayat bizi miyop kılıyor ama yani görmek, etrafımızdaki hayatı okumak yazarların bize herhalde yol gösterdiği en önemli şeylerden biri. Ama görmeyle alakalı biraz içinde böyle hani eksiltme dedik biraz da kendisinin insanın az, azıcık eskimeye başlıyor olmasını çağrıştıran çok hoş birkaç şiir var burada. Bir de onları okumanızı isteyeceğim sizden bu üç şiir gözle görmeyle ilgili bir şey. Yani hani işte optikten bahsettik ama bu 39, 40 ve 41 sayfa üç şiiri rica ediyorum sizden. <laughs> Çünkü çok kendimi buldum bir şekilde bunlarda ben de gözlük takan bir insan olduğum için. <laughs> ee, ben bazen için. gerçekliği görmemek için gözlerimi kısarım. Bu sıra çok gözlerimi kısıyorum Türkiye'de. Ee, çok görmek istemediğim şey çıkıyor karşıma. Çünkü dünyada da öyle. İşte insan artık haber bakmak istemiyor falan. Onlara girmiyoruz ama burada burada insan olmanın e, güzel, e, esprili bir yanı var. Onun için rica ediyorum sizden bu iç. Rica için ederim. Siz gözlerinizi kısıyorsunuz. Birçoğumuz kafasını çeviriyor. Göz kısmak bile e, bir mücadele aslında biliyorsunuz. Kafamızı çevirmemek. E, okuyayım ben. Ben de Yok böyle ben. Bir sosyal içerikli bir mesaj vermiş oldum. <laughs> e, uçuntu. Gözümün önünde uçuntular. Rivayetler muhtelif. Diyor doktoru. Yorgunluk. Çizik. Toz toprak. Saçta olduğu gibi gözde kırlar. Vukuat. Günahlar okumadığın kitaplar, öğrenmediğin sözcükler, ıskaladığın anlar, kırdığın kalpler, unuttuğun insanlar. <laughs> bir sonraki lütfen. Hemen. <laughs> Öptik. Bu gözlük nasıl durdu diye sordu adam kızına. Bu sen değilsin dedi kız. Olmadı. Harika dedi adam. Alıyoruz. <laughs> bir de bir sonraki. 50 yaş yakın gözlüğüyle uzaklara bakıyor. Hayat güzel. <laughs> yani bu mizah anlayışınız da çok hoşuma gitti. Ben mizah seven bir insanım. Dün de işte pazartesi günü yayınlanacak sürrealizm kadını yani kadın sürrealist sanatçılar üzerine bir konuşma kaydettim. Ee, sürrealist akımında mesela mizah yani mizahsız baş kaldırı olmaz. Ee, demiş bir sürrealist sinemacı kadın Neli Kaplan bence doğru. Bir çok doğru birçok yazarın ilk kişinin söylediği bir şey bu ee, bu mize anlayışınız da çok hoşuma gitti fakat şimdi birdenbire ben dümeni başka bir yere kıracağım şu anda karşımda duruyor ben Yeniköy'de oturuyorum ve Beykoz karşımda Beykoz'da geçmiş bir çocukluk şimdi kitaplarınızı tararken e, özellikle bu Evla Kemik Gece Kelebekleri e, hikayelerini göz atarken e, içinde Rum asıllı, İstanbullu Rum karakter olan kimiyopta da var ama o başka bir nedenle geleceğim ona e, hikayelerle karşılaştım. Şimdi bizim aramızda sizinle benim aramda bayağı bir kuşak farkı var. Ben çocukken bizim gittiğimiz ilkokul sınıfı, ortaokul sınıfı, mahalle, sokak, apartman her yerde işte Niko diye, Lucy diye, Aram diye arkadaşlarımız vardı. Bu çok doğal bir şeydi o zaman İstanbullu olmak için. Şimdi tabii bu bambaşka bir yere gitti. Ee, Yeniköy'de bir avuç Rum asıllı Türkiye vatandaşı var hala, Beykoz'da da var mı bilmiyorum ama sizin çocukluğunuzda vardı diye anlıyorum. Evet şöyle bir de e, Beykoz ve Paşabahçe'de Bal bir şeyler düşürdü de özür dileriz. Bal istediği gibi hayatını yaşasın hiç önemli değil. Sizin sesinizi çok sevdi belli ki bilgisayara kulağın dayıp uyuyor şu anda. <laughs> çok sevdi. İyi sesli. geldi ona. Harika. Şey, Beykoz ve Paşa Bahçe'de geçti e, çocukluğu. Biliyorsunuzdur Paşa Bahçe'de fabrikalar, Beykoz'da fabrikalar Osmanlı'nın e, döneminden beri var. E, i̇şçi mahalleleri çok var. İlk gecekondu orada bulunmuş. Yani kelimesi de orada çıkmış gecekondu kelimesi. Çünkü işçilerin bu kadar fabrika açılınca işçilerin e, barınacağı yerler sonuçta Beykoz ve Paşa Bahçe yoğunlukla e, Rumların yaşadığı Ermenilerin iş yaptığı e, bir şey mahalle. Ben 1967 doğumluyum yani 75'ler 74'te 7 yaşındaydım 7 75'te falan. Demek 70'ler 80'ler bunlar 90'lara kadar hep beraber yaşadığımız bir mahalle mahalleydi. Yani bizim evimizin sahibi, kirasını ödediğimiz evin sahibi Rumlardı. Katina ve e, işte Yanni, Eleni, biz katin anne derdik ablamla o kadar aile dostumuzdu katin anne bulmuşuz öyle bir sözcük türetmişiz Vahap vardı Vehbi çok yakın arkadaşım Süryani'ydi bunları da böyle hani Vahap'ı ben 30 yıl sonra onun Süryani olduğunu öğrendiğim değil herkes kimin ne olduğunu bilirdi herkes birlikte dini veya ulusal bayramlarını birlikte kutlardı 74 Kıbrıs Harbi'nde annemle babamın ev sahiplerimizi bir süre Bodrum'da bizim evin Bodrum'unda misafir ettiğini, sakladığını demeyeyim ama misafir ettiğini de e, <laughs> görmüştüm, şahit olmuştum. Ben kiliseye giderdim Zangoç'un paçasına yapışır çanı birlikte çalardım. Tabii ki o benden kurtulmaya çalışırdı falan. Yani pazarda mesela lefteri vardı e, yatak limon yatak limon diye Haydamore Haydamore yatak limon çorbası diye limon satardı. Hiç ben bunun içine doğduğum için yadırgamıyordum. Tabii. Ee, yadırgamaya başladığım dönem artık işte 70'lerde o olayların üstüne Hı -hı. E, yavaş yavaş aa böyleymiş aslında biz öyle bakmıyoruz diye. Bir de Çukur'da kara adamlar var diye bir öyküm vardır ilk evlada. Çukur'da da Kürtler çalışırdı. Yani e, annemin Onlarla konuşman yasak dediğini hiç hatırlamıyorum. Laflarını anlamazdım. İnşaatlarda e, çorbalar evet. götürdüğüm Hüseyin e, abiler vardı. Fakat e, fabrikaların kapanmasıyla biliyorsunuz ve azınlık dediğimiz tırnak içinde nüfusun da yavaş yavaş e, aile kuramamaktan ya da göç etmek zorunda kalmasından dolayı e, gözlerimin önünde azaldığına tanık oldum. Şu anda Beykoz'da. Paşa Bahçede belki biraz daha fazladır ama Beykoz'da çok fazla bir nüfusun olduğunu sanmıyorum, düşünüyorum. Evet, ben de sanmıyorum çünkü zaten sosyolojisi değişti e, mahallenin. Evet. Yani en son çok uzun yıllar önce İsmet Özel'le röportaj yapmaya gitmiştim Beykoz'da ama işte birdenbire böyle kendimi e, bir yani başka bir yerde gibi hissettim çünkü bu sefer hani daha mütedeyyin başı örtülü hanımların çok yoğun dolaştığı bir mahalleye dönüşmüş olduğunu anladım ki bu çok uzun yıllar önceki bir hikayeyi anlatıyorum size. Daha hala gazetecilik yaptığım için Hizmet Özel orada yaşıyordu Zaten Belki orada ya. böyle bir şey, o, şey var. var. Onu, Onu da pardon hmm. lafınıza girdi. Buyurun. Heyecanlandım çünkü orada şöyle bir şey var. Ben Beykoz Beykozluyum ve Beykozlu olmaktan bir türlü vazgeçmiyorum. Burada bir korumacılık da var. E, sosyolojik olarak da bakmaya devam ediyorum. Çünkü dilimi bile etkilemiştir. Demek ki sorunuzun cevabı o aslında. Yanımda Rumca konuşuluyordu. E, işte e, e, Kürtler konuşuyordu. Değişik yerlerden göç almış bir Beykoz fabrika işçileri Hı. akın akın gelmiş. Çok dilli, çok evet. etkili. E, bir e, Türkiye evet. mikrokozmosunun Küçük dünyasının bir arada yaşadığı. E, bir yani şöyle Beykoz her zaman muhafazakar. Her zaman öyleydi. Ee, Paşabahçe işçi e, yerleşim yeri olduğu için e, Paşabahçe solcuydu. Birazcık yürürdünüz. Biz çocuk olduğumuz için fazla dayak <laughs> yemedik. Çubuklu'ya gelirsiniz. Orası da ya sev ya terk et diye kocaman kapıda size evet. karşılar. Orası da ülkücülerin yeriydi. Kanlıca'ya geçersiniz. E, Hayatta değişiyor yani. Bir birlikte evet, evet. başka bir şey oluyor. Evet, çok. Kanlıca'ya geçersiniz. işçi evlerinde vapurla karşıya çalışmaya giden emekçiler vardır. Kanlıca da solcuydu falan. Şu anda Beykoz, özellikle Beykoz'dan söz ediyorum, merkezi ve çep çeperinde e, müthiş bir kozmopolit birliktelik var yani. Nasıl birbirlerine değmeden yaşıyorlar bilmiyorum. Aşırı muhafazakarlar ama aynı zamanda çok zengin e, hmm. villalarda yaşayanlar. E, i̇şçi kalmadı maalesef ama e, e, sonuçta esnaf var orada, emekçiler. Hep beraber nasıl oluyorsa bunu çok ilginç bir şekilde birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Biraz evet. farklı, benim çocukluğumdan farklı. Değmiyorlar evet. birbirlerine. Ama insanlar bence rahat bırakılırsa herkesle yan yana yaşayabiliyorlar. Yani eğer araya başka bir e, mesele girmiyorsa hemen hızla 16. sayfadaki... Hikayeyi okuyabilir miyiz? Hemen, hemen. Bir yeri geldi. Ne ben hiç bu işte kadar okumamıştım öykülerimi. Nefis ee, hikaye. Samsun Maltepe. Var? 16. say. Samsun Maltepe. Ağız dolusu öpüştüktü köprü altında. Midye ve bira kokularına karışarak, misinalara dolanarak. Aynı türden bambaşka sarımdık. Fabrikalar satıldı, dağıldık. Nasıl bağlıyorsunuz, nasıl yakalıyorsunuz? <laughs> teşekkür Şimdi ederim. Burada ben teşekkür ederim. Ee, yani o kadar çok yöne gideceğim ki hangisini ilk seçeyim diye şaşırıyorum. Ee, sarımdık. Yani sizin bir takım kelimelerle oynama, yeni kelime icat etme özelliğiniz de var. Seviyorum. Ee, ama bozmadan çünkü öyle bir disiplin aldım. Çok fena dayak yerdik yani gençken. E, ama e, biliyorsunuz sözcük, e, sözcüğü bile yani kelime yerine bir yazar, şair tarafından önerilmiş Türkiye'de. Derin dondurucu bir reklam yazarı sayesinde, bir metin yazarı sayesinde Türkçe'ye kazandırılmış. Ben Türkçe'nin bu e, e, kullanıcı dostu diyeyim. Esnekliği ve e, kabul ediciliği. Evet şefkati çok ve güzel. Evet. Mesela sözlüğe girmesini... E, beklediğim ama tabii boşuna bir bekleyiş bu. Mesela sanayide cırcır cır kelimesiyle ilk karşılaştığımda bundan 10 yıl önce usta çırağına cırcırı versene dedi. Şarjlı tornavida işte cır 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 ses çıkarıyor. Şarjlı tornavida demiyor yani. Cır cır diyor adam. Cır cır benim bildiğim başka bir şeydir yani ama o onu cır cır diye kullanıyor. Ben bu şeyleri seviyorum. Hatta biraz bazen de baş ağrısı olduğunu Görüyorum çünkü romanlarda bunu çok yapıyorum. Kıyıda da mesela e, çiçek isimleri uydurmuştum. Çık salınlar, çık salın diye bir çiçek ismi, pusu bilmez diye bir çiçek ismi falan. Sanırım Hodan romanında e, biraz da yapısı gereği Hodan'ın geçtiği dönemler e, coğrafyalar çok başka. Üç ayrı coğrafyada geçiyor hı, Türkiye hı. içinde falan. E, orada fazlaca gitmişim demek ki bu. Sadece çiçek veya isim değil, sıfat Ay e, şimdi merak kullanmışım. Ki İlk iş odanı okuyacağım. Teşekkür ederim. O bir yani romana ismini veren kişinin karakterinin bir hayat öyküsü. Yani şöyle yola çıkıyorum ben onu orada Hı -hı. E, yazarken, e, çalışırken öz sözcüğü. Ben bunu bu sözcük bir gün şurada kullanacağım e, diye kenara da not aldığım oluyor ama bazen de kaleme geldiği gibi yapıyorsunuz. Ben bunu şeyde anladım, Yani okur zaten eğer bunu merak ediyorsa durur ama anlamını bilmese de o cümle kendini tamamlar diye düşündüğüm için yapıyorum. Fakat bu Fransızca'ya, Hodan Fransızca'ya çevriliyor, Contour Edition'dan Fransızca yayınlanacak. Çok değerli yayıncım ve çevirmenim Silvan, soyadını da söylemeye çalışayım Doğan Yarıcı'nın Fransızca ile imtihanı olsun. Kavalyi, Silva Kavalyi e, çeviriyor bunu. Geçen hafta sağ olsun bir haftasını bana ayırdı. Karşılıklı oturduk. Ben Pelyomanider e, Rumlar, Yunanlar mükemmeliyetçi mükemmelliyetçi e, olduğunu bir kez daha gördüm onu. O da şey dedi yani mükemmelliyetçiyim ama sen, sen de az buz değilsin ne getirdi. O zaman anladım bir hafta sürer mi e, sözcük sözcük üzerinden geçtik takıldığı? E, ama şanslısınız tümleri. böyle bir çevirmeni rastladığınız için. Müthiş bir için. insan, o çok, çok şanslıyım şu şey de Zor, kolay gelsin. <laughs> ama aynı türden bambaşka sarımdık sarılmak yerine sarım sarımdık çok ıı, hoş insanı bir irkiltir. Hmm, bir dakika yani oradaki anın çok çeşitli zenginliklerini bize anlatıyor. Ama bu kelime, sözcük işte ben de bazen sözcük mü diyeyim kelime mi diyeyim o Türkiye'nin Türkçe'nin macerasında bazen benim de savrulduğum oluyor. Biraz daha bazı durumlarda eski kelimelere itibar ettiğim de oluyor şu anda söylediğim gibi itibar etmek. Onunla ilgili yerine. benim için önemli bir şey söyleyebilir miyim size? Lütfen. Şimdi ben öz Türkçe'ciyim ben öyle bir disiplinden geliyorum okuma disiplini olarak işte Feridet Güler işte biliyorsunuz yazarlarımızın evet, az evet. çok. Fakat e, yani işte veya, ya da, bir tercihim var, ya da kullanıyorum. Hı hı. E, işte ne bileyim, örnek, mesela, misal gibi şeylerde Öztürkçe'ci olmaya çalışıyorum. Ama biliyorsunuz Öztürkçe sözlük şu kadarcık bir şey yani. E, hatta harf bile yok, e, madde bile yok kimi içinde. E, sonra sonra ben bununla barışır oldum. Hala Öztürkçe'ciyim diyorum, sadeciyim diyorum ama... Mesela Şule Gürbüz'ü bilirsiniz. Şule Gürbüz'ün e, bu anlamda hayranıyım yani. Bunu o kadar güzel bir arada kullanıyor. Belki de şöyle bakmak lazım bir yaştan sonra bir okur e, tecrübesinden sonra e, elbette abartılı değil ama seslerin e, anlamlarla yan yana gelen kelimelerin gelebilecek kelimelerin bizde bıraktığı... E, çok güzel bir işte. şey değindiniz. Ben de yazar olarak aynı şekilde yani sadece anlam değil, bazı yerde işte demin dediğim gibi tercih etmek yerine itibar etmenin sesi bana daha iyi geliyor. Bir anda evet, bunun sesle o kişinin dünyasıyla, o kişide sentezini bulmuş çeşitli kültürel etkilerle. Çok alakası var ama hop diye 120. sayfaya atlayalım mı hazır bu konudan bahsetmişken. Tamam. Bir de tabii şey olacak, tutarlı olacak. Hisli duygular yazmayacağız yani öyle. işte öyle bir gelelim. hikayeniz var burada onun için onu istiyorum. <laughs> 120. 120 başlık çok şükür hamdolsun. İkisi bir arada kullanılmaz ki. O eskidendi. <laughs> Şimdi çıkıp birisi hakikaten sokakta bize o eskiden de diyebilir. İşte bu da Türkçenin macerası. Hem çok şükür hem hamdolsun. Hiçbir peş şey koymak duygulandım, hislendim. İşte neyse yani. Çok zenginlik aslında. Yanlış kullanılsa da zenginlik. Ama en çok da insana dokunan o dile sahip çıkanın böyle yapması. Yani çok şükür hamdolsun. olsun <laughs> evet, yerler hep o öyle insanlar. Evet. Hiciv de var e, haklı olarak burada çünkü dili zengin tamam ama doğru da kullanmak zorundayız. <laughs> Yazarlara da onun için ihtiyacımız var. Şimdi gene sadece bu kitaptan değil daha önceki kitaplarınıza da bakarak işçi sınıfı kökenli olduğunuzu söyleyebilir miyiz? Tabii tabi babam işçiydi. Annem de evde terzilik yapardı şey, evin ekonomisine katkı. Emekçiler vardı e, çevremiz hep öyleydi. Hatta o dönem bilirsiniz işte okulda bile bu sınıfsal farkı biz yaşardık. Paşa Paşabahçe İlkokulu'nda okuyorum. Varsıl çocukların okuduğu bir okul değil orası yani işte biliyorsunuz. İşçi ve memur ama orada işçi ve memur ayrımı vardı. Örneğin sıra arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım da siyah hayran oldum. Üstünde DMO yazan, Devlet Malzeme Ofisi yazan siyah kurşun kalemler olurdu. Ben evde bunu dile getirdiğimde babam şöyle derdi. Ee, biz işçiyiz oğlum. Memur çocukları babaları e, devlet dairesinden alıp alıp çocuklarına veriyor. Onlar devlet malı. Ben sana hastanede aşçıydı. Ben sana et getiriyor muyum? E, oradan ekmek getiriyor muyum? Doğru bulmuyorum onu derdi. E, böyle bir şeydi. E, ve yıllarca e, memur emeklisi olması için e, baskı vardı sendikadan. Hayır ben işçi emeklisi olacağım diyerek mücadelesini yaptı ve işçi emeklisi oldu. Çünkü zaten e, hükümet politikaları, iktidar değişiyor biliyorsunuz. Memur emeklisi yaparlarsa işte primleri daha az olacak falan. Onlar bu bilincin içindeydi. Babam sonuçta ilkokul mezunu bir adam yani. O ister istemez e, okulunuzda, evinizde, mahallenizde bu işçi sınıfı e, e, düşüncesinin bir parçası oluyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Ama o çocukluk ne güzeldi ya şimdi ben Nişantaşı'nda büyüdüm ee, ilkokul arkadaşlarım mesela sonra işte hala selamlaşırız taksi şoförleri vardır ee, apartmanların kapıcılarının çocukları sınıf arkadaşımızdı fakir ve zengin yan yana yaşardı mahalleler şimdi sizin biraz beykozun hala olduğunu söylediğiniz gibi her yerde aynı şey değil ama benim asıl sormak istediğim Doğan size. Türkiye'de işçi sınıfı kökenli bir yazar olmak nasıl bir şey? Yani şöyle e, benim şöyle bir ayrıcalığım olabilir, şöyle bir şansım olabilir. Bir yerde yazmıştım e, Kıyıda da sanıyorum Kıyıda romanında. E, ben her iki yakada da e, sağ kalma İstanbul'da. Çünkü biliyorsunuz şimdi Avrupa'ya <laughs> <laughs> hemen anladınız. <laughs> Öyle evet. bir şansım var. Ee, öyle bir e, şans diyeyim ya yani, ailemin de sayesinde. E, Beykoz İstanbul'un bir köyüdür. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar işte Beykoz sana aynen bilmem ne. Ben ondan söz etmiyorum. Yani İstanbul'a Anadolu'nun herhangi bir yerinden, köyünden gelmekle İstanbul'a Beykoz'dan, İstanbul çünkü bizim için şeyin Galata Köprüsü orası. İstanbul evet. orası yani. Öyle de iniyoruz yani. Köydeyiz. Evet. evet. Karşı taraf Suat diye bile işte annem devamlı İstanbul'a yani şehre ineceğim derdi. Eski tarihi yarımadaya gitmek de İstanbul'a inmekti. İstanbul tarihi yarımadaydı. Evet. Bizim evet, için mesela edeyim. Yeniköy karşı taraf Sarıyer yer, abiler. Yani biz orada işte ne bileyim kahverengi kazak giyiyorsak onları mavi martı yaka gömleklerle anımsarım yani onlar da bizim için Avrupa'ydı ve böyle güzel bir şey vardı aramızda biliyorsunuz Beykoz Yeniköy motor motorları vardır 10 dakikada karşılasınız yaz akıntılar falan o boğazı bir engel gibi değil bir İstanbul'un atar damarı gibi gördüğüm için öyle görebildiğim için onu becerdiğim için hem karşı tarafta yaşama, orada sağ kalma, hem Anadolu yakasında sağ kalma bece şeyi oldu bende, şansı oldu. Ama işçi sınıfının bir e, çocuğu yetiştirdiği bir bireyi e, ve yazarı olarak da e, çok sıkıntılı yani, hiç hoş değil. E, bunun bir takım şeyleri var, aşmanız gereken tarafları var. Yani şu şey hiç beni her zaman rahatsız etmişti işte Eller havaya, şiddet yok işte ağızdan köpük, sınıfsal farklılıkla e, konuşamama, birbirimizle konuşamama, uzlaşamama, nefret, e, onu yok sayma, onlar yüzünden bu haldeyim deme. Öyle değil aslında. belki evet, çünkü Türkiye sınıflı bir toplum olduğunu hiçbir zaman tam idrak etmedi, anlayamadı. Çünkü başka bir takım naratifler anlatılmış. Ee, o gerçeği isteyen görmezden geliyor ama ben yani e, şimdi o babanızı sadece yaşça değil ille geçmek yani hani işte, oradaki geçmek malum hepimizin yaşadığı bir şeydir bu yani a, anne ya da babamızın öldüğü yaşı geçince o o böyle bir travmatik bir yaştır o <laughs> hani ben <laughs> ondan daha fazla yaşayacak mıyım? Ya e da... tabii şey Orada iki, bir metafor da var biliyorsunuz oğlumdan babamdan ileri oğlumdan geri meselesi var. Bir de işte e, bir laf vardır bilirsiniz insan annesini erkekler babasını kaybettiğinde çocuk kalırmış yani ço e, artık o yaşta çocuk olarak olgunlaşmaya başlarmış yani çocukluğu bitermiş ergenliğe geçermiş gibi bir şeydi yalan yalan. Kadınlar işte. içinde anne ben inanıyorum onun doğru olduğuna. Evet kendi ama... güçne tam sahip oluyorsun erkek sen, baba öldüğünde yani öyle bir şey var hayatın. Evet. Siz tabii e, hani ilkokul mezunu bir babanın e, yazar olmuş oğlu yani belli insan yazar olunca kültürel anlamda kültürel anlamda sınıf atlamak diye bir şey var mı bilmiyorum ama yani zaten hangi sınıfta olduğunuzun artık önemi kalmayan bir düzeye kendinizi getirmiş oluyorsunuz ama işçi sınıf kökenli olmanın işte ön yargılı bakışlarını ya da yani herhangi bir sıkıntısını ya da avantajını yaşadınız mı diye soracak. Avantajı belli zaten. Çünkü o iki yaka arasında sağ kalabildim demeniz yani o ince ipin üzerinde yürümek zaten sizin yazarlığınıza o her tür ikilemlerin arasında bir cambaz gibi çok iyi oynamayı Size kazandırmış bir şey. Bunu kendiniz yaratmışsınız. Herkes böyle olmuyor. O anlamda merak etmiştim. Fakat e, şöyle bir cevap verebilirim ona. Çünkü yine orada kendi şansım var. E, bir babayı öldürmek meselesi vardır evdeki Hı -hı. otorite. Yani Hı -hı. ben buna inanıyorum. Bunu evden başlayarak e, bütün ülkeyi doğru e, sürdürebiliriz bir baba otoritesi, Ata erkil, erkek egemen. E, bu Türkiye'de feci boyutlarda ama zaten dünya düzeni bunun üzerine diye düşünüyorum Maalesef e, babayı öldürebildiğimiz e, sürece bu sınıf çatışması çok acayip bir yere evri, evriliyor benim şansım babam buna izin vermiş bir adammış Ben babamı kaybettikten sonra bunu anladım hiçbir zaman önüme geçmemiş Yani Hayret ediyorum şimdi Hayret ediyorum bu kadar bir böyle bir adamın bu kadar e, Ermiş gibi e, yaklaşması. Annem mesela daha baskın bir insandı. Trakyalı olmasından da geliyor herhalde. Ama tiyatro ile ilgilendim, yazarlık yaptım. Babam ağzını açıp da bunlar iş değil, e, kendine zarar vereceksin dememiştir. Hiçbir zaman önüme geçmemiş. E, buradan bir şey var, e, avantaj var. Ama evet. sınıfı çocuğu olmasaydım da sanıyorum bu arızaların yazar yazarlığa döne, dönerek. Kişisel şeylerimde o her şey var içinde. Ee, örneğin akademik eğitim alamamak, yani okuyamamak. Ee, çünkü bunlar affedilebilir şeyler değil. Ama hiçbir zaman ailemi suçlamadım, kendimi suçlarım. Ee, her koşulda okuyabilirsiniz. Ee, bu işçi sınıfı mensubu olmanın verdiği de büyük avantajlar evet. evet. Yani bilmiyorum. Kaç ülke dünyada ulaştı ama hani Türkiye'nin eğitim eşitliğine ulaştığını herhalde iddia edemeyeceğiz. Ee, ama hani oraya girmeyelim şimdi. Sizin çeşitliliğiniz burada önemli olan. Şimdi mesela Kıyıda Romanı'nda bir Kürt gençle bir yalı sahibesinin hikayesi var. Her Aşk Gibi Yarım'da zaten işte şimdi Kundura Kültür Merkezi olan kundura fabrikasını anlatıyorsunuz dolayısıyla işçi sınıfının tarihine de sahip bir insansınız ve ona olan gönül borcunu da yazar olarak ödemiş bir insansınız fakat ben vaktimiz daraldığı için son olarak daha zor bir konuya geçmek istiyorum kitabın sonundaki bölüm parçası benim şimdi bu da parçası benim parçası benim parçası benim Hangisi bilmiyoruz. Okuyunca karar verecek herkes. Yani o başlık zaten daha baştan ikircikli. Şimdi babayı öldürmek dedik yani. Anneyi öldürmek daha zor. Ee, sadece ana kız anlamında değil. Yani benim için çok zordu. Ee, Kara Sevda kitabı adlı kitabında melankoliden bahsederken biraz da annemin ölümünün ertesinde yazılmış hemen ertesinde yazılmış bir kitaptı. Dolayısıyla melankoliyle yası bir arada örerek e, ve annemden anneme aşık bir insandım ama annemden nefret ettiğim zamanlar da oluyordu. Baskın olduğu için, dominant olduğu için işte neyse ne diyeceksek. E, şimdi burada bir anneyle bayağı sorunlu bir ilişkinin ama bir aile yarasının da hikayesi var. Çok ayrıntılı tabii ki giremeyeceğiz ona ama... ...burada sanki bir anne kaybıyla... ...bir de politik bir... ...travma... ...bu gezi olayları mı nedir bilmiyorum... ...illa adını koymamız gerekmiyor. Ee, büyük bir öfke var... ...ve... ...burada da sizin bir başka yanınız çıkıyor. Argo'dan... E, küfürden kaçınmayan bir yazarsınız. Bazen... E, ...öfkenizi açık edebiliyorsunuz... ...yahut kendinize olan bir öfke mi o... Ee, ...bu... ...parçayı okuduktan sonra... ...insanlar herhalde hayatlarında çok... Onun, ...kendi hayatına... değen şeyler bulacaktır okur... ...bu... ...bütün öyküler, hikayeler... ...ben hep bazen öykü bazen kısa hikaye... ...diyorum gene orada da... ...çok tereddütlüyüm... <laughs> ...her yazımda başka bir tarzını... ...kullanıyorum neyse... Birbirine bağlı hikayeler bunlar. Ee, kitabın diğer bölümleri de belki eski kitaplarınıza kıyasla çok tematik bölümlenmemiş. Ama gene de bir düşünülmüşlük var arkasında tabii ki bölümlerin toplaşmasının Ama bu kendi başına duran bir bölüm. Öyleydi. Ee, bu Bunu sordular bana. Hatta kitaptan bir bölüm daha attım ben. Ee, yayın evinde ver, verdikten sonra. Fakat bu kendi başına ne diyeyim uzun roman şey kısa roman pardon novela dedikleri Evet işte, bir kısa roman olabilirmiş. Gibi kurduğum bir şeydi. Çalıştıkça ve eksilttikçe tabii ki e, tek başına ancak bir proje kitap olabileceğini gördüm. Yani e, fotoğraflarla desteklenebilecek çizimlerle destek Belki tekrar yaparsınız. Ben bir Fransız yazar çok severim. Marguerite Yourcenar. bir takım eserlerini defalarca farklı şekilde işlemiştir. Hoşuma giden bir tavır o benim ama. Ben şimdi sizden sayfa 127'yi okumanızı rica edeceğim. Çünkü bu aslında novella ya da hikaye, küçük hikayeciklere bölünmüş anne hikayesi. Aydınlık başlıyor ve giderek kararıyor. Koyulaşıyor ışık biraz. Ama bu aydınlık başlangıcı Okumanızı rica edeceğiz. Uzun zamandır bakmadım. Ee, i̇nşallah düzgün okurum. Ee, ölümün küçük kardeşine uyku der inanma. Ben kesinlikle annem der. Terliklerini sürüyerek gelir, usul usul yaklaşır, yüzü büyür büyür gözlerime dolar, sarmaya başlar bedenimi Nefesi sabah kokuyordu, çay, gün batımı, rakı, güzler ve yazlar, hayal kırıklıkları. Gülümsemesi göz kapaklarının içindeyken doğuştan ezgin fakat anne olduktan sonra şimdi ise yorgun ve bezgin sesiyle der ki aç gözlerini kalk çık küçüğüm ölümün içinden sabah hazır kahvaltı hazır hayat hazır hadi uyan. Çok güzel yani bir annenin anısına bundan daha güzel bir paragraf yazılamazdı herhalde. Eee Nefesi sabah kokmak. Yani çok güzel şeyler var burada. Ee, ama giderek de dediğim gibi yer yer karanlıklaşan bir hikaye bu. Ee... Garip olan da ne biliyor musunuz? Şimdi mesela ablam bile bana böyle sorular sorabiliyor. Yani e, okuduğunda yani hiçbir zaman ben de cevap olarak şunu veriyorum. yani Bir romana ya da bir öyküye asla güvenme. E, burada üç tane kadın var benim hayatıma girmiş. Üçünü de anne bellediğim. Ne kendi annem tamamen ne diğerleri. Ama işte siz kalemi elinize aldığınızda başka bir olaydan yola çıkarak yani beni çok etkileyen bu katliam dediğim işte olay. Geziden sonra olmuş bir olay. E bu bir sürü insanı kaybettiğiniz, kale, yani bir yerinden size dokunduğunda ve kalemi elinize aldığınızda bir anda işte burada rastlantı ve zorunluluk diyorum ben buna... ...yazının kendi başına hareket etmesi. Tabii. Öyle oluyor yani. Siz oradan bir şey etkileniyorsunuz... bana başka bir şey ifade ediyor. Zaten izleyicilerimize... ...gerek yok hatırlatmaya ama hatırlatalım. Hepimiz okuruz şu anda. Bizi izleyenler de okur. Ben de okurum, siz de okursunuz. Otobiyografi... ...boyutu olan hikayelerin... ...romanlarının hiçbiri... ...kelime kelime... Yazarın hayatından alınmış değildir. Orada bir damıtma var, ekleme var, kurmaca var, gerçek var. Hepsi öyle bir şekilde bir araya karışıyor ki. Ee, ama en azından burada anlıyoruz ki bir anne kaybedilmiş evet. ve karakterimiz de benim gezi olduğunu tahmin ettiğim. Ya ona benzer ama daha kötü bir, bir. olaydan dolayı zaten polis tarafından e, kuşatılmış. Bir insanın büyük bir yani darda kalması her açıdan anlatılan bir hikaye bu. Ben bu hikayeyle ilintisiz olarak size bir şey sormak istiyorum. Yani çok özel hayatınıza girmek de gibi bir niyetim yok ama izleyicilerimizde başta söylemedim. Doğan Yarıcı bize Atina'dan katılıyor. Onun için zoom'da buluşuyoruz. Atina'dan bildiriyorum. Evet benim çok sevdiğim bir şehir. burada zaten vaktimiz kalmadı herhalde ama bu Napflio'nun Kaktüsleri adlı hikayeye bayıldım. şunu soracağım. Gönüllü bir göç mü, zorunlu bir göç mü? Yok, ikisi de bir arada. Yani bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız burada. Ee, çok sık olmasa da pandemiden beri, Covid olayından beri çok sık olmasa da İstanbul ve Atina arasında gidip geliyoruz. Eşimin ve eşimin işi gereği, benim işte bir sürü bağlantım var falan. Zorunluluğu da şuradan. Ee, oğlumuz Ali e, böyle bir şans elde etti. Çift okul okuma, hem konservatuarı okumak, hem işte bildiğiniz koleji okumak falan. Ee, ve o 5 senesini tamamladı burada. Eğitimi tamamlandı. Biz de peşinden geldik. Başka ne yapabilirsiniz? Ve belki de ilk kez geldik böyle. Yani Yunanistan'ı geziyorduk falan ama 5 yıldır da çok güzel bir hayatımız oldu. Yarısı İstanbul, yani dörtte biri İstanbul'da Bey bir Fakat o gitti şimdi e, üniversiteye, başka bir ülkeye. E, biz eşimle, Melis'le burada kala kaldık. Yani bunu sürdürmeye çalışacağız. <laughs> çok ee, güzel bir hikaye bu da evet, evet. oğul için gidilmiş bir yer ama sonra orada bir hayat kuruluyor ister o hani hani bakalım gelecek bölümünde hikayenin ne olacak hep güzel etkiliyor şeyler da. Olsun. evet etkiliyor da e, ister Tabii. istemez belki bir kitap çıkacak böyle eminim umarım da benim çok sevdiğim bir şehirdesiniz şu anda e, bu Naflion'daki Kaktüsler hikayesini okuyarak mı bitirsek acaba sonra son Olur. sözlerimizi? Napfion'a gittiğimde çok etkilenmiştim. Dünya tatlısı bir şehir yani olağanüstü bir şehir. Mimarisi olağanüstü, liman şehri olarak olağanüstü. Zaten Yunanistan'ın ilk başkenti. Ee, çok hoş. Ee, bu... Küçük hikayeyi sizden dinleyelim lütfen. Ben sizden de Misafir olduğunuz ya da yaşadığınız ülkeye bir güzelleme olarak ya da bir anı olarak. Heh buldum. Sayfa soracaktım buldum. Aa, 67 özür dilerim. Buldum. Naflion'daki kaktüsler. Burada olmayı seviyoruz dedi Maria ve Kostas. Bin yıllar öncesinden bu sarp kayalara tırmanır olmuşlar. Denizle aralarında beş adım. Başka da bir şey yok. Meyveleri diye soruyoruz. Çok güzeldir tadı aslında. Dokunmuyoruz. Onlar burada olmayı biz onlara bakmayı seçtik. <laughs> Çok güzel. Şimdi, Gerçekten güzel orası. E, güzel. Evet, evet. E, yani vaktimiz olsa kitabı baştan sona birlikte e, okusak ama Türkçe Aykırı Sözler Derleme Sözlüğü'ne ...bir değinerek iki dakika... ...sohbetimizi tamamlayalım istiyorum. Ee, ben ulaşamadım internette buna. Ya şöyle oldu... ...bu yıllardır benim notlarını aldığım... ...ufak ufak biriktirdiğim... ...anne ve baba tarafından... ...şaşırarak duyduğum... ...Beykoz'daki çocukluğumda da... ...acayip acayip ki... ...biliyorsunuz Yunanca'da da çok var böyle... ...Türkçe hatta olarak var... Ee, Buna argo diyemiyoruz, küfür de diyemiyoruz. Hulki Akdınç'la tanıştığımda bunları önüne atmıştım. Müthiş heyecanlanmıştı ve bunları kitap yap demişti yani kitap haline getir. Akademisyenler eğer bir şey yapmayacaksa, çünkü bunlar hiçbir sözlüğe giremeyen deyimler, söylemler, sözcüklerdi. Biz de alaylılar olarak bu görevi yerine getirelim demişti ki argo sözlüğüne çalışıyordu Haldır ha, Huldur. Ben de ondan aldığım gazla daha da çoğalttım. Ee, kaynakları da karıştırdım. Ee, tiyatronun say Tiyatro sayesinde Anadolu'yu karış karış gezme fırsatım oldu. Hep bunları soruyordum. Ya da e, kıraathanelere, evlere konuk olduğumda kulak kabartıyordum. Bunların notlarını aldım. Bir ara internete koydum. Ee, 90'ların sonu olsa gerek. Müthiş bir katkı geldi internetten. Çok güzel katkılar geldi. İnanamazsınız. Hepsini saklıyorum. Anaannem şöyle derdi, yok. babam şöyle kızardı falan. Hepsinin isimlerini Niye kaynak göstererek o isimlerden ben e, tekrar sözlüğe katmaya başladım. O paylaştığım bölüm e, baya bir madde vardı. Çok değerli bir e, sözlük yazarımız tarafından benim yorumlarımla kaynaklarımla birebir kopyalanarak beni veya oraya katkıda bulunanları Oraya anmadığı için bir kitap haline getirdiği için kaldırmak zorunda kaldım. Kendisi de artık aramızda yaşamıyor. O yüzden anısına da saygısızlık etmek istemiyorum. Ama böyle bir şey de olunca internetten kaldırmak zorunda kaldım. Ben üzerinde çalışıyorum. İşte yaşlılık projesi derler ya hani. Ben <laughs> <laughs> daha çok proje gelecek. Yaşlı demeyin insan. Ben ne yapayım? Türk aykırı Sözler Derleme <laughs> Sözlüğü. Evet, umarım bir gün o sözlüğü de elimizde tutma ya da en azından tekrar internette görme imkanımız olabilir. Yani Türkiye şartlarda izin verirse. Çünkü bir kitaba dönüşmesi veya internette yayınlanması için belli bir medeni kuralların, medeni kanunların medeni seviyeye getirilmesi lazım. Çünkü gerçekten ee, bir sürü yasakla karşılaşıyorsunuz böyle evet de... tabii öyle bir sorun da var ee, ama e, iyi biz de Aykırı yazar Doğan Yarıcı'yla böyle bir sohbet ettiğimiz için çok mutluyuz hepimiz ee, arkanızda Yeniköy'den görülen ikinci köprü manzarasını görüyorum nasıl ya sizde bir göz var evet Yeniköylü olarak yeni ya... manzaram bu yani ben evde oturduğum zaman apartman dairemde bu manzarayı görüyorum evet. Emir e, Emirgan'a doğru yürürken o aynen. şeyden çekilebiliyor ancak o açı biliyorsunuz. Yürsekten, Zaten evet. çok fazla da açı kalmadı sanıyorum böyle çok temiz. Çok fazla açı kalmadı. Arkanızda Boğaz. Şimdi ben sevgili Atina'nın hangi mahallesine selam gönderiyorum? Biz e, şu anda e, Tisio diye e, Monastiraki e, meydan. Çok güzel bir mahalle. E, çok Atatale'de yakın yer. Peki Doğan Yarıcı bize katıldığınız için, vakit ayırdığınız için, bu güzel sohbet için çok 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 teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim. Şunu söylememe izin verin. Gerçekten e, nasıl geçecek bu süre diye kasıyordum. Ama o kadar güzel bir sohbetiniz var ki, o kadar güzel geçti ki zaman. Ben şaş, teşekkür ederim. Eğer yanlış bir şey söylediysen, e, sürçülisan ettiysen de affola. Ben çok zevk aldım, çok teşekkür ederim. Sağ Ne demek estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bana yetmedi. Bir dahaki sohbetlere inşallah yeni kitaplarla. Çok isterim ben de. Bal da ister burada duruyor. İnanamıyorum yani. baladı çok sevgilerim. Size bir son bir göstereyim mi? Lütfen evet. Bal'la şimdiden arkadaş olduk sayılır. <laughs> çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar.